Eski Kütahya Valilik Konağı yıkılıyor. Yıkımına başlanan eski valilik konağının yerine yeni bina inşaatına başlanacağı ifade ediliyor. Bu duruma da Tema Kütahya İl Temsilciliği karşı çıkıyor. Tema Kütahya eski il temsilcisi ve yönetim kurulu üyesi Hasan Özmutaf yaptığı açıklamada burada yeşil katliamı yapılmasın dedi. Eski Kütahya Valilik Konağı'nda bulunan ağaçların bu hale gelmesinin en azından 50 sene geçmesinin gerektiğini söyleyen Hasan Özmutaf, ille de buraya yeni bina yapılacaksa yeşilin katledilmeden projenin ona göre hazırlanması çağrısında bulundu. Bu konuda başta Kütahya Valiliği olmak üzere herkesin duyarlı olmasını isteyen Tema Kütahya eski il temsilcisi ve yönetim kurulu üyesi Hasan Özmutaf, eğer burada yeşil katliamı yapılırsa Tema olarak konuyu tekrar değerlendirecekler, gerekli görülmesi halinde kitlesel eylem yapabileceklerinin sinyalini verdi. Şimdi tabii Kütahya'nın oksijene ihtiyacı var. Halkımızın oksijene ihtiyacı var. Halen biliyorsunuz kömür yakılıyor kaloriferlerde. Dolayısıyla zaten doğalgaz da aynı şekilde karbondioksit salınımı sağlıyor. Bunların emilebilmesi için ağaçlık alanların artırılması gerekiyor. Valilik, eski valilik konutunun ihaleye çıktığını ben de duydum ve inşallah arkadaki ve etrafındaki binanın yani oturduğu alanın dışındaki yeşil alanların korunacağını ümit ediyorum. Çünkü gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi güzel bir orada ağaç dokusu var ve artık belli yaşa ulaşmış olan ağaçlar birçoğu. Dolayısıyla oranın o şekliyle korunması önemli. Efendim, biraz evvel dediğim gibi yani orası o ağaçların kesilmesi yerine o bina yıkıldığı zaman oranın da ağaçlandırılması, orada güzel bir park yapılabilir. Çevrede oturan insanların faydalanabileceği bir park haline getirilebilir. Bu şekilde değerlendirilmesini biz tercih ederiz. Evet. Bina yapılacaksa o yıkılan binanın ölçeğinde bir bina yapılmalı oraya. Dolayısıyla diğer alanlar gene yeşil alan olarak kalmalı diye düşünüyorum. Bu konuda bize vatandaşlarımız tarafından talepler geliyor. O gün geldiğinde biz de bunu tekrar değerlendireceğiz.